Merhaba arkadaşlar. Oynatalım'ın yeni bölümünde son derece tartışmalı bir konu. Ben lincimi önceden defalarca yemiş olduğum için bu konuya suya sabuna dokunmadan devam etmeyi düşünüyorum. Yanımda sihirbaz Kubilay Tunçer ve aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinin meşhur oyuncusu. Herkesin evet. Tanıdığı ama nereden tanıdığını bilmediği adam. Ben bunu çok seviyorum, biliyor musun? Herkes beni tanıyor. Ben Deniz, dünyanın en kötü insanı. Bugünkü konumuz Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne. Şimdi aslında bir şey söyleyeceğim. O kadar da yeni değil ya film, yani bayağı oldu işte çıkalı. Evet. Ama güzel film ya. Ha? Sevdin mi sen? Şöyle ekran dışına çıkıyorum. Sevmek nedir bunda? Tamam, sevmek. Çok güzel. Zaten ben de bunu konuşmak istiyorum. Çünkü insanlar şey diyorlar işte, sevdim mi sevmedim mi bilmem ne. Şimdi yani seni sevip sevmemen çok da önemli değil. Yani bir insanın sevip sevmemesi. Evet, benim muzu sevmemden çok yani farklı. Çok da önemli değil yani bazı filmlere bakarken, bazı yönetmenlere bakarken o kadar önemli değil yani. Bir tane film de çok önemli değil. Biraz şöyle düşünmek lazım. Yani hayatı boyunca üretim yapmış ve bu üretimde de kendini, hayata bakışını, sinemaya bakışını vesaire tutarlı bir şekilde göstermiş. Dünyada başarı kazanmış. Dünyada başarı kazanmış ve aynı zamanda kendine ait bir sanat evreni kurmuş bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir ressamın sergisine gittiğin zaman orada da benim 10 tane tablo var. Teker teker bakmıyorsun o tablolara. Bir bütünlük halinde bakıyorsun. Bütün hayatındaki sergilerine, bütün hayatındaki tablolarına bir bütünlük halinde bakıyorsun. Ama siz şimdi bakıyorsun. Daha önceki filmlerinde oynamış bir insan olarak evet. Çıkar çatışması olmayacak mı hocam? Ne anlamda? Yani mesela beğenmeseniz beğenmedim diyemezsiniz. Ben derim canım benim, ama ben her zaman söylüyorum, filmler bizim için yapılmıyor. Senin için, benim için yapılmıyor. Biz filmler seyirci için yapılır. Biz seyirci olma, seyirci var orada bir tane. Seyirci olma vasfını yitireli çok uzun zaman oldu biz. Hastalıklı insanlarız. Hastalıklı değiliz ama profesyoneliz. Yani biz filmlere öyle bakamayız. Şimdi bu otlar tamam çok güzel gittim seyretmeye. O arkadaşım oynuyor orada benim, yani çeken arkadaşım, oynayan arkadaşım, yöneten arkadaşım. Siz Nuri Bilge ile arkadaş mısınız? Yani ahbabısı, arkadaşız. Ben arkadaşım olarak söylemeyi, anmayı seviyorum. Evet tabii canım, hem arkadaşız. Muhtemelen düşünüyor. Tabii düşünüyor canım. Defalarca da birlikte olduk. Birlikte de çok güzel çalışmalar yaptık. Bu arada biz Adana'da karşılaştık. İnsanlar çok enteresan şey zannediyorlar. Yani gidip bana şey diyecek. Sen ne biçim adamsın? Ben ona laf ediyorum. Son derece beyefendi bir adam. Yani son şimdi şöyle konu Nuri Bilge de değil. Yani şahıs olarak Nuri Bilge değil ama eserden bahsedebiliriz. Buyurun hocam. Bir kere oynatalım. Benim Kuru Otlar'ı anlamak için tabii daha önce Ahlat Ağacı'ndan bahsetmek lazım. Ama onu anlamak için de bu böyle giderse. Yok ama hikaye açısından basit de bir şey var. Ahlat Ağacı'nda hatırlayacağınız üzere bir öğretmen olmaya çalışıyor. Tayini bekleyen bir adam vardı. Ondan sonra tayini çıkmış. Onun tayini çıkmış ve bir süredir de işte doğuda bir yerde öğretmenlik yapıyor falan. Ahlat Ağacı'nda ben oynadım. Ondan sonra bu Kuru Otlar'da da oynayacaktık aslında. Orada da beraber olacaktık. Fakat denk getiremedik diyelim. Dolayısıyla senaryoyu falan çok iyi biliyorum. Çalıştık ettik falan. Önce hikayeye bir bakalım. Doğuda biraz da ücra diyebileceğimiz, bayağı ücra diyebileceğimiz bir yerde bir öğretmen var. Bu öğretmen oraya ait olmayan birçok insan gibi ilk fırsatta tayini çıksın da işte batı illerinden biri de İstanbul'a, şuraya buraya neyse oralara bir yerlere gitsin istiyor ve oranın şartları da zorlayıcı şartlar tabii ki. İklim şartları da öyle. İşte kültürel şartlarda, ekonomik şartlarda falan filan. Bu öğretmenin, yani Samet'in bir ev arkadaşı var, Kenan, ve yine başka bir öğretmen olan Nuray'la bir arkadaşlığı var. Bir de öğrencisi var okulda. Sevil diye bir kız. Onunla da hani öğretmen olmasına rağmen tacize varan bir... Tacize varmıyor aslında. Yani öyle bir durum da yok ortada. Öyle çok konuşuldu bir şeyler. Ama çok konuşuldu. Yani sanki var, yani bir şey yok ortada. Yok, evet. Hiçbir şey yok. Ama olmaya zaten... yani öyle bir hale geldi ki evet. Dünya yani olmaya doğru gidiyorsa. Evet. Yani zaten taşra yapan şeyi. Bir dakika dur, duygu şey yaptım. Şöyle yaptım. Neden? Hocam o tacizdir ya. Nasıl ya? Bilmiyorum. Biz çünkü adamın niyetini anlıyorum. Okuyoruz. Şimdi beni ilgilendiren kısım evet. Taşra'yla ilgili bir kod olması açısından ilgilendiriyor. Yani zaten bir şeyin olmasından daha da beterdir taşrada. Yani anlatabiliyor muyum? Yani, ne demek istiyorsun tam olarak? Yani şimdi devamlı bir saatli bombayla yaşamak gibidir. Ben taşrada. Anadolu'yu bilmeyen bir insan olduğum için yani, şimdi anlayamıyorum ne. Taşra mı? Abi taşra bir, coğrafi bir yer değildir. Taşra bir zihniyettir. Yani şuunun vukuundan beter olduğu yere taşra denir. Yani bir şeyin kendisinin fikrinin ya da dedikodusunun ya da ihtimalinin gerçeğinden daha tehlikeli yaşandığı yerlere taşra denir. Yani. Devam ediyorum. Taşra özetle boktan bir yerdir. Taşra özetle bir fikirdir diyorum ve baskıcı bir fikirdir. Taşrayı anlamak lazım. Nuri Bilge de zaten bana kalırsa sanatçı ömrünün önemli bir kısmını böyle geçirmiş durumda. Spesifik olarak ben bu filmi beğenmedim ama ben olarak beğenmedim. Yani zaten ancak öyle beğenmedim. Yani şöyle ama hayır. Duygu olarak beğenmedim. Hayır, anlatamıyorum ya şey. Yani ben tabii bu filmlerin içinde çok bulundum. Nuri Bilge'nin dünyasına çok hakimim. Oynadım kaç tane bilmem ne falan. Yani dolayısıyla yani ben içine giremiyorum şeyi. O büyünün tabii o büyünün içine girmediğin zaman da böyle bir filmi şey yapmanın, onu teneffüs etmenin de bir imkanı olmuyor. Fakat bu filmde bir dahaki filmde yoksun zaten. Bir dahaki filmde olabilir, olmayabilir. Tamam, ben şeye bağlı yani, şartlara şeye bağlı. O önemli bir şey değil yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu filmde diğer filmlerindeki bütün kodların, Nuri Bilge'yi Nuri Bilge yapan kodların tamamını görüyoruz. Tamamını görüyoruz. Bir nevi şey gibi, bütün hayatın boyunca yaptığı filmlerden damıttığı şeyleri bize ders gibi demeyeyim ama bir seminer gibi sunuyor yani. Evet. Ben demedim sayın seyirciler. Ben evet. Nuri Bey hayranınızım. Evet. Dolayısıyla ya hayran o. Yani hayranlık önemli bir şey değil. Madem sunuyor, bize de onu okumak düşüyor. Yani madem teknik analiz yapıyoruz, o kodları bir okuyalım yani, sinematografik kodları okuyalım. Bunlar tabii bir tarafı sosyolojiye giden şeyler ama okuyalım. Bunlardan bir tanesi şu, çok önemli. Orada bir köy var uzakta. Orada bir köy var, orada bir modernizm var uzakta. Yani Nuri Bilge yapan şey batı dışı modernizmdir. Hep batı dışı modernizmi anlatmış bir adamdır. Biraz daha aç bunu. Yani şu demek, şimdi modernizmin bütün kurumları var değil mi? Okul var, hastane var, postane var, adliye var, aile var, yol var, elektrik, bütün yani. Hatta birey var, seçim var, bürokrasi var. Zaten güçlü bürokrasi. Tabii bürokrasi var. Bürokrasi de modernizm bürokrasisiz olacak bir şey değil. Bunların hepsi var ama neredeki gibi var? İsveç'teki gibi yok. İngiltere'deki gibi yok, Fransa'daki gibi yok. Tam olamamış böyle. Batı dışı bir modernizm. Bu zaten bütün Nuri Bilge'nin başından sonra anlattığı şey budur. Çehov. Çehov kimdir abi? İşte modernleşmeye çalışan bir insan var Rusya'da ve çağa dönüşüyor. O insanın bocalamasıdır aslında Çehov'u Çehov yapan şey. Bir nevi Tanpınar'ı Tanpınar yapan şey de odur değil mi? Evet. Yani zoraki bir modern. Çok temel bir çatışma. Nuri Türkiye'nin de kaderi ayrıca. Tabii. Nuri Bilge de ne yapıyor? Bu batı dışı modernizm içinde insanı insan yaptığına inandığı, insanı insan yapan kodlara, yani onun inandığı bir takım kodlar var yani bütün insanları birleştiren. Nuri Bilge Ceylan'ın evet. Nedir onlar? Arkaik kodlar var insanla alakalı. Onları kötüsü de olabilir, iyisi de olabilir. Yani onları kültürel karmaşanın olmadığı en yalın izole haliyle göstermeye çalışıyor. Farm to table diyorlar ya şimdi. Hani restoran açıyorsun, orada kendin üretiyorsun şeyi. Özgür dolaşan tavuklar işte şeyler, hani arka bahçede domatesi pancarı ekiyorsun, hop ondan sonra ondan çok güzel yemek yapıyorsun. Farm to table sinema gibi bir şey yani. Yani en önemli özelliği bu. Nuri'nin filmlerinde. Bu filmde de tamamen bunu görüyoruz. İkincisi şöyle bir şey var. 19. yüzyıldaki roman bugün yazılmıyor değil mi? Yani kimse yazmıyor böyle bir roman artık. Böyle bir roman yazılsa. O yazıyor. Ne diyeceksin? Yazıyor ve okutuyor. Bravo. Okutma kısmından çok eminim. Yani seyrettiriyor. Bravo. Tamam. Yok, seyrettirdiğinden de çok eminim. Evet. İşte biraz öyle bir sorun var. Çünkü bir oksimoron gibi bir durumla karşı karşıyayız. Benim işlerimde de öyle. Ben de istiyorum ki benim inandığım işleri çok sayıda insan seyretsin, okusun, görsün, bilmem ne yapsın. Onun da aksedasını alalım, yansımasını alalım. Şimdi mesela bu kadar emekle yapılmış, bu kadar bilgiyle, bu kadar arka planı dolu bilmem ne bir şeydi. O milyonlarca insanı seyretmesi lazım o film. Yani dünyada da öyle olmuyor tabii. Olmuyor. Neden olmuyor acaba? Yani neden olmuyor acaba? Şunun için mi olmuyor? Yapılan işlerin artık bugünkü dünyada bir değeri, bir karşılığı yoktur. Ondan mı olmuyor? Yoksa şundan mı olmuyor? Evet vardır ama ulaşmakla ilgili sorunlar var. Yani filme ulaşmakla ilgili. Filme ya da filmin insanlara ulaşmasıyla ilgili, seyrettiğin zaman da ulaşmasıyla ilgili sorunlar vardır mı? Yok ya. O da var da. Nuri'nin ilk filmiydi yanılmıyorsam, Mayıs Sıkıntısı ya da ilklerinden biriydi. İkinci miydi? Çok da güzel bir filmdi Mayıs Sıkıntısı. İyice artık gerildim filmi. Sen orada da var mıydın? Ben hayır, yoktum. Ben seyrettiğim zaman film çok hoşuma gitti. Rahmetli anneme dedim de çok güzel film, siz de gidin babamla diye gittiler, onlar da çok da beğendiler filmi. Annem de benim gayet akıllı bir esnaftı, annem rahmetli. Dedi ki oğlum dedi, bunu dedi Mayıs Sıkıntısı değil de Mayıs deselerdi buna dedi, o salon dolup taşardı, ne güzel film dedi. Şimdi yani ama o kadar doğru bir şey ki ya, şimdi Mayıs Sıkıntısı dediğin zaman ben şimdi sıkıntı görmeye mi gideceğim diye. Ya bu tabii yani bu da işin komik tarafı ama ya bir taraftan da doğru, yani niye ulaşmasın, niye o etkiyi yaratmasın. 2 gün önce Metin Erksan'a tekrar döndüm şimdi. Sevmek Zamanı'yla Susuz Yaz'ı arka arkaya seyrettim. Sonra da müthiş bir treni seyrettim, kısa filmi var. 46 dakika bu arada. Kısa film dediğim. Ben Nuri Bilge Ceylan'a ve türevlerine şundan çok şaşıyorum. Bu kadar mikro bir meseleyi bu kadar iddialı şekilde büyük anlatmak çok ilginç geliyor. Çok büyük laf. Çok sevdim ya. Çok güzel. Harika. Yani hayran oldum. Kimsenin üzerinde durmayacağı bir meseleyi yine kimsenin bugün yapmayacağı bir şekilde anlatıyor ya. En büyük başarısı o aslında. Evet. Yani bu satın alınabilir bir şey değil. Evet. Yani. Ya bir de tabii şöyle bir şey var. Ben mesela oynadığım zaman da aynı durumda karşı karşıyayım. Bu büyük bir zorluk paketiyle geliyor Nuri'nin filmlerinde oynamak. Evet, onu biliyorum. Evet. Şöyle bir zorluk paketiyle geliyor. Şimdi gerçekten kurduğu dünya doğal üstü doğal. Yani neredeyse hiper gerçekçi yani bir dünya. O kadar gerçekçi ki artık. Hiper gerçekçi bir dünya kuruyor. Buna hayranlık duyuyorum ben. Gerçekten hayranlık duyuyorum. Bu yakalanması çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Özellikle yani, de bir film setinde. Abi anlat işte bunun ne kadar zor bir şey olduğunu. Yapamazsın. Yapamazsın. Yani bir filmler filmlere benzer. Hayatı da benziyor. Aa ulan orası köyün kahvesiymiş dedirtebilmek dünyanın en zor işi hakikaten. Çünkü arkada 79 kişi var. Evet yani tekniği de zor, bakışı da zor. Şimdi böyle hiperrealist bir atmosferin içinde tam tersine olabilecek en inandırıcılıktan uzak diyaloglarla karşı karşıyayız. Evet, ilginç bir şeye gitti değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Yani tabii dünyanın da en zeki adamlarından biri olarak Nuri Bilge bunu tabii tesadüfen yapmıyor. Şimdi 12 sayfalık, yani bizde biliyorsunuz bir sayfa bir dakika demek aşağı yukarı, daha da fazla 15 dakikalık, 10 dakikalık, 20 dakikalık diyaloglar, şeyler. Tirat şeklinde. Tirat şeklinde. Yani bir köy öğretmeni çıkıp bir şeyler söylüyor. Abi bir dakika lan, yani bir sosyoloji profesörünün ancak makalede yazabileceği. Yok yani yüzeysel ama evet ama uzun başlıkları anlatıyor. Öyle en azından. Evet. Ya da iddia o. Tabii iki kişi karşılaşıp da yani hayatı var eden temel dinamikler hakkında soyut ve edebi ve felsefi referanslarla bu şekilde konuşmaları falan filan, bu imkansız şeyler bunlar. 19. yüzyıl. 19. yüzyıl romanında olabilecek şeyler. Yani şunun gibi yani Turgenev filan çok evet. Bir sahneden sindir mesela, ondan sonra kalemi bir kayar, bir anlatmaya başlar. İşte o zaten öyleyken böyle oldu. İnsan şöyledir, böyledir. Dostoyevski çok yapıyor bunu. Tabii Tolstoy. Tolstoy. Hocam tefrika olduğu için onları. Tabii tefrika ama de yani o zamanın ihtiyaçları da bu. Yani bir kamera gibi, insan beyninin içini gösteren bir kamera gibi kullanmışlar kalemleri. Çehov onu yapmaz mesela. Çok ilginç bir şekilde Çehov'un hikayelerine baktığın zaman Çehov çok daha sinematografiktir yani. Çehov'dan hiçbir şey yapmamış. Çehov müthiştir. Çehov'un hikayeleri zaten. Sen okudun mu kızım? Ama okuman lazım. Dünyada bundan daha rock'n'roll bir şey yoktur ya Çehov hikayeleri kadar. Gerçekten yoktur. Yani mesela Aziz Nesin yapan da Çehov hikayesidir. Tabii yani Çehov'un etkisi çok acayiptir yani hikayeci olarak. Ama Nuri Bilge ve Zeki Demirkubuz da Dostoyevskiciler aslında. Çehov hikayeleri ama asıl hayran oldukları o mu? Yani olabilir, okumuşlardı filan. Başka alanlar, başka kaynaklar diyelim ama Çehov hikayelerinin yapısını, dokusunu, kokusunu değil mi bu böyle küçük bir an? Küçük bir an. Aslında Sait Faik. Senin söylediğin işte küçük bir an. O küçük yani anın. Okumadım ama biliyorum gördüğünüz gibi. Küçük anın içindeki genellikle küçük insanlar yani açısından sosyal konumlar açısından genellikle küçük insanlar ve bir yere varmaması, bir mesele dönmemesi çok önemli bir şey hikayede o. Yani sonunda bir mesel çıkmıyor, bir özdeyiş çıkmıyor, bir fikrin dayatılması, diretilmesi, savunulması ile ilgili bir planlama yok. Yani yeni kuşağın deyimiyle ne izledim lan ben? Ne izledim ben ama o güçlü, gülle gücünde bir şey. Bizim Yalın Alpay bir video yaptı. Uzun uzun anlatıyor. Orada da izlenebilir. Yani aslında bir yokluk sineması. Her şeyden arındırıyorsun. Yani dramadan arındırıyorsun. İşte gerçeği perdeleyecek her şeyden arındırıyorsun ve inanılmaz derecede saf ve aslında ilk bakışta çok sıkıcı bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Ama yani ilk filmlerde öyle değildi. Ama şimdi son iki filmde Ahlat Ağacı ve Kuru Otlar'da isteyerek, bilerek o yani 3 saatlik filmden bahsediyoruz. 15 dakikalık, 20 dakikalık sahnelerden, diyaloglardan, bu demin anlattığımız o tuğla gibi diyaloglardan bahsediyoruz. Bu yeni bir şey. Evet, karakterler konuşmaya başladı. Çok büyük konuşmaya başladılar. Halukların oynadığı filmde konuşma. Kış Uykusu'nda. Kış Uykusu'nda başladı. Ama Kış Uykusu'nda başka bir numara var. Kış Uykusu'nda Haluk'un oynadığı karakter zaten bir aktör eskisiydi ve kitap yazıyordu. Yani kitabi konuşabilirdi o adam zaten. O doğallık içinde kitabi konuşabilirdi ve diğer hiçbir karakter o öyle kitabi konuşmuyordu. Karakterin bir parçasıydı. Karakterin bir parçası. Ablası da yani Demet'in oynadığı rol. Demet de öyle yani yazan bilmem ne. Öyle bir onların arasında doğal bir kitabilik, bir sahtelik olabilirdi yani şeyde Kış Uykusu'nda. Şimdi öyle bir neden yok. Şimdi öyle bir neden yok. Yani öğretmenlerin şunları bunları bilmem ne. Gerçi Nuray solcu. Solcu molcu falan yani o tür şeyler. Konuşuyor. Evet, konuşuyor ama şimdi oyunculuk tercihlerinde de bunlar çok zor işler. Yani gerçekten hani insanların bilmesi lazım. Deniz'in, Merve'nin falan yaptığı şeyler burada Ece'nin yani çok zor işler. Hakikaten çok zor işler. Çünkü kitabi yazılmış bir şeyi doğal bir halde aktarmaya çalışıyorsun. Şimdi burada sana bir şey soracağım. Mesela Taner Birsel Taner çok önemli. Klasik bir oyuncudur. Çok yani iyi oyuncu Taner. İyi oyuncudur ama klasik bir oyuncudur. Tabii. Ben şeyde çok şaşırdım. Bir zamanlar Anadolu'da tabii. Ve şunu yani setten duyuyorsun tabii sektörde. Evet. Aslında oyuncuları biraz Kubrick'in yaptığı bir şeydi bu. Oyuncuları yoruyorsun. O kadar yoruyorsun ki artık şey oluyorlar. Her şey düşüyor. Şimdi yani, evet. Ve hatta şey var. Ben hiçbirini kabul etmiyorum. Çekimde olduklarını bilmiyorlar çoğu durumda. Evet, yani hiçbirini kabul etmiyorum. Diyor. Doğru da bulmuyorum. Ha, bu arada tabii Taner'den bahsediyor. Ama hayır yani yöntem olarak yok öyle yöntem şey olmaz. Yapıyor. Olmaz öyle yok, yöntem. Olur olmaz diye yapıyor. Yapıyor işte ama doğru değil yani. Ama şimdi hocam. Anlatayım canım yani. Sen yanlış anladın. Ben şey olarak söylemedim. Bu böyle bir yöntem var. Abi bu çok iyi demiyorum. Tabii yani, tabii yapıyor. Bir şeye ulaşmaya çalışıyor ve ona ulaşabilmek çok zor. Yani normalde Taner Birsel'le oturup veya senle Kubilay böyle oyna diyerek onu yapamıyorsun ya da yaptıramıyor. Şimdi önce Taner'den bahsedelim. Taner kim biliyor musun? Taner o senin konser salonunda gördüğün Steinway marka öyle kocaman bir piyano var. Evet. Taner o. Aynen öyle. Tamam mı? Her tuş var Taner'de. Evet. Ve her tuşun da en temizi, en grandı. Evet, yani ama o Nuri Bilge onu istemiyor. Ya şimdi öyle ama istemiyor değil de Taner dediğin adam hani bir insanın başına gelebilecek en iyi şeylerden biridir oyuncu olarak. Yani o kadar olunuyor. Oyuncu dediğin şey hani o kadardır daha ne olsun yani. Sadece Taner'e özel değil Haluk Bilginer için de öyle. Haluk da öyle. Şimdi, önce şu deminki doğallık meselesini anlatayım. Başka filmlerdeki yaklaşımla bunun arasındaki farkı anlatayım. Yani Ahlat Ağacı ve Kuru Otlar'da şimdi o 12 sayfalık kitabi bir diyaloğu ne kadar doğal söyleyebilirsin? Ne kadar doğal tam burada bunu şunun için söyledim. Benno Yıldırımlar'la bir video olmuştu birkaç sene önce. Yani orada söylüyor aslında ne istediğini. Evet. Ya şimdi ben dedikoduya girer onlar. Yok, şey yapmak istemiyorum. De doğru bulmadığım şeyler. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bir oyuncu olarak senin prova sürecin, kameranın arkasında olup biten şeylerin bir mahremiyeti var. Bunların video olarak çıkması. Tabii bunlar doğru bulmuyorum ben bunu. Ama bir yöntemi anlamak açısından. Şimdi o bir yöntem değil. Hayır değil ama yok yani. Bana niye kızıyorsun abi? Sana da kızarım, herkese kızarım. Benim kızma hakkım var. Bu uzun diyalogların doğal bir konuşmanın parçasıymış gibi söylenme isteği çok büyük bir istek. Evet. Çok büyük bir istek çünkü öyle yazılmamış. Öyle yazılmamış bir şeyi oynayamazsın. Yani bu kadar açık ve nettir ya da bozman lazım. Ben açılmaya yer yok mu? Var ama yani bir de bir yapı var. Söylenmesi gereken kocaman şeyler var. Bunun en iyi örneğini Serkan'ın Doğu'yla yürüyorlar. Yazarlıkla ilgili bir saat konuşuyor falan. Şimdi böyle bir hayat yok. Ama diyorsun ki adam yazar hani yine kitabi konuşabilir falan filan diye oralardan gitmiş etmiş. Bizim arkadaşlar da Deniz'le Merve bu içinden nasıl çıkmışlar? Çıkmışlar mı? Yani en azından çıkabilmek için yani insanüstü bir gayret sarf etmiş. Merve şeye dönmüş, yani alaycı bir karakter kurmuş. Hani öyle diyorsun ama acaba hayata bir de şöyle mi bakmak lazım? Şöyleydi, böyleydi falan filan. Öyle bir persona kurarak o karakteri kabul edilebilir bir hale getirmeye çalışmış. Çok zor bir iş. Getirememiş zaten. Ama yo, ben yani işte yok, o kadar olur ama o diyalogla o kadar olur. Yani hocam, daha ne olur diyorsunuz yalnız yani. Çok. Deniz de aynı şekilde. Deniz de hani o kocaman lafları bir köy öğretmenin o şekilde söylemesi mümkün olamayacağı için o da kaçak, biraz alaycı, biraz yukarıdan bakan falan filan. Peki ne diyorsun? Olmayacak doğaya amin demek diyorum. Yani nasıl yani? Yani Nuri'nin orada istediği şey olmaz. Nuri Bilge Ceylan'ın orada istediği şey yapılamaz diyorsun. Yapılamaz. Oyunculuk olarak. Hayır, yapamaz. Oyunculuğun şeyini geçiyor, imkanlarını geçiyor. Evet, ilginç bir bakış açısı. Bence oyunculuk istemiyor zaten o. Olmanızı istiyor. Evet, öyle ama şimdi olduğun zaman da hayatın içinde böyle konuşan kimse olamayacağına göre yine oyuncu olmaya olamaz. Loop'a giriyorsun. Evet, loop'a giriyorsun. Yani fırsat verdiğin için teşekkür ediyorum bunu. Çünkü insanın kafası çok karışıyor bu oyuncu yönetimi meselesinde. Bunu bir anlatmak lazım. Şimdi oyuncu yönetimi denen şey orkestra şefliğine benzer. Oradan ne müziğin çıkacağını, ne şey yapacağını falan filan öngörmen lazım. O sonucu da alabilmen lazım. Ama o sonucu almanın bir metodolojisi vardır. Yani birçok değişik metodolojisi. Birden fazla ama mutlaka metodolojisi vardır. Yani bu keskin zekayla, işte hissi kablel bokuyla, içgüdüyle o anı yönetmekle olacak şeyler değildir. Şimdi bir yönetmensen, açık ve net söylüyorum, oyuncu yönetimi denen şey yönetmenliğin en sıkıntılı yeridir. Çünkü onun dışındaki her yer seçenekler üzerine kurulu. Sana derler ki 80 milimetre mi koyayım, 50 milimetre mi koyayım? Bunlar A, B seçeneğidir. Ama bir oyuncuyla konuşurken, bir oyuncudan sonuç alırken bu terminolojiyle konuşamazsın. Belirsiz bir alandır. Dolayısıyla yönetmenler genellikle oyuncularla pek ilişkiye geçmek istemezler. Çoğu da böyle monitörün arkasında kulaklıkları alır, saklanır. Yani çok iyi yönetmenler, işe hakim yönetmenler yani çünkü öbür şeyleri, şartları oluşturmuşsun zaten. Işığı yakmışsın, kamerayı bilmem. O sette bulunma sebebi zaten senin oyuncudan o şeyi almak. Oyuncu işi biraz sıkıntılıdır o yüzden. Evet, ama nasıl yapılıyor? Şimdi oyuncu yönetimi diye bir iş var. Var. Ne olduğu bilmek için şimdi ya oyunculuk yapmış olman lazım ya o dersi almış olman lazım. Çok kısa anlatayım. Oyunculukta 4 tane temel ekol vardır. Bir tanesi tamamen eklektiktir. Yani neyi nereden bildiğini, ne yaptığını, nasıl yaptığını falan bilmezsin. Çeşitli şeyler toplanmıştır. Eklektik bir oyuncusun. Buna İbrahim Tatlıses de diyor. Değil, hayır, o oyuncu değil onlar. Onlar oyuncu değil. Bir ikincisi vardır, oyuncu olmayan insanlar vardır. Onları da yönetmen lazım. Figüranı, İbrahim Tatlıses'i, şusu busu bilmem ne gibi. Yani o şeyin içinde olmayan insanlar. Bunu aşağılamak için söylemiyorum. Değil yani şimdi. Biz de şarkıcı değiliz. Öbürü metottan gelen insanlar. Herhangi bir metottan. Yani metot oyunculuğundan gelebilir. Efendim şeyden gelebilir. Meisner tekniğinden gelir. Oradan gider. Eric Morris'ten çıkar. Neyse. inandığı, kendini rahat hissettiği bir yol vardır falan filan. Neyse, lafı uzatmayalım. Ay, bu sabah bir şey seyrettim de bununla ilgili. Russell Crowe'a basın toplantısında şey diyorlar. Seyrettin mi onu? Ne yöntemi kullanıyorsun? Stanislavski metodu kullanıyor musunuz diyorlar. Her şey diyor. Stanislavski'nin ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Russell Crowe yöntemi. Evet, Russell Crowe yöntemi kullanıyor ama şimdi Stanislavski'nin kim olduğunu bilmiyorum. Herhalde onu bir latife olarak almak lazım. Çünkü çok ayıp bir şey. Bir müzisyeni de Mozart'ın kim olduğunu bilmiyorum. Buraya gelse dinlerim tabii, konserine bilet alırım demek gibi bir şey oluyor. Yani. Bu kadar da olmaması lazım. Hani bu cehaletin bu kadar... Biraz şimdi ama şöyle bir şey var. Bunu kabul etmen lazım. Herkes kendi yolunu da buluyor. Evet, bulsun tabii. Ama herkesin kendi yolunu bulması şu anlama gelmez. Herkesin her şeyi yapabileceği anlamına gelmez. Herkes müzikte kendi yolunu bulabilir ama Rahmaninov çalmak için öyle kendi yoluna falan çalamazsın kardeşim onu. Yani. Peki sen ne diyorsun? Yani şimdi bu seviye Rahmaninov çalma seviyesi. Beklenen ve yapılan ve gördüğümüz de seviye bu. Yani bu insanların oyunculuk seviyesi de bu seviyede insanlar bunlar. Ama tamam Nuri Bilge Ceylan'ın böyle bir... Şey o yok. İnsanlarla bile bu kadar netice alabilirsin bu diyaloglarla. Türkiye'de sinema televizyonla uğraşan insanlar, okuyanları, hocaları çoğu hiç bilmez. Hiç bilmez. Evet. Hiç bilmez. Yani ben de hiç bilmeyerek başladım. Hiç bilmeyerek devam ediyorum. Olmaz, öğren. Yani... Hayır, şeyi okudum, teorisini okudum ama, olmaz. Biraz da şey ya. Teoriyle olmaz o iş. Yani onu yapman lazım. Hayır, alnın secdeye değecek abi. Bu işler böyledir. Yani oyunculuk yapman lazım. Tabii yapman lazım. Bu işler böyledir. Yani yok, olmaz, konuşamaz. Yani sen orkestra şefi, duymayan adam, eline keman almamış adam, orkestra şefi mi olur? Doldu bunlardan abi, dünyada ya. Şundan da Türkiye'deki şu anda %98'i gitti yönetmenlerin. Yani Çok az adam kaldı yani. Ama şimdi her şeyi yani reklam yönetir bilmem ne yapar. Bilemem yani. Yani insanlar onu yapar bunu yapar demiyorum. Seviyeden bahsediyorum. Yüksek seviyede işleri yapmak için yüksek bilgi gerekir. Bunu İşte gerekmiyor. Orada gerekmiyorsa o yapılan iş yüksek seviye iş değildir. Konu bitti yani. Ama söyle o zaman bana yüksek seviye iş söyle yani. Yani şöyle zaten aslında biraz konuyla ilgili. Demin dediğim şeye geleceğim yani. Nuri Bilge Ceylan'ın başarısı tırnak içinde tamamen kendi kendine. Ve böyle ressamlar vardı hatırlıyor musun? Adam hiç eğitimi yoktur çizer. Çok naif ressamlar. Naif ressam denirdi buna. Aslında yani bunu için söylemiyorum şimdi çok linç yerim. Bilmiyor etmiyor diye söylemiyorum. Kendi kendine öğrenmiş. Olabilir tabii. Ve bir şey geliştirmiş zaman içinde. Bir yöntem silsilesi geliştirmiş. Bu yöntemler sana çok garip geliyor olabilir. Öyle geliyor. Yöntem değil çünkü. Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha, ne yapayım abi? Ne yapayım ya? Oyunculuk yönetimi dediğin şey bir yöntemi var. Bu bir yöntem değil. Evet. Kubilay şeye geleceğim. Dediğini çok iyi anlıyorum. Çünkü bunu mesela bir inşaat mühendisine bunu söyleyemezsin tamam mı? Söyleyemezsin. Yani, abi ben evi kendi kendime yapacağım. Yok. Ama şöyle bir fark var. Abi evi yaparsın da gökdelen yapıyorsan çöker o. Şöyle bir fark var. Yapa. Olabilir. Ve Cannes'da ödül ala tabii sonuçta şöyle bir şey oluyor. Ya aslında bu benim çok ilgilendiğim bir konu. Onun için gayet ciddiyim, dalga geçmiyorum. Sen bir takım şemalar oluşturuyorsun. O şemalar daha önce başkalarının oluşturduğu şemalara hiç benzemiyor. Hı-hı. Aslında müesses nizam sorunu bu. Yani müesses bir nizam var abi. Belli bir oyunculuk yapma şekli var. İşte ekoller var, işte devlet tiyatroları var, belediye tiyatrosu var, Yıldız Kenter var. Varoğlu var, bir sürü ekol var. Biri geliyor. Örneğin Nuri Bilge Ceylan geliyor veya Alfred Hitchcock geliyor. Başka bir şey yapıyor herif. Şimdi burada yapa ve çok başarılı oluyor ya. Yani Cannes'da ödül alıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir sürü insan hayran kalıyor. Tarkovski için de bu denebilir. Hı-hı. Gerçi Tarkovski başka bir ekol, o biliyor gerçekten. Şimdi artık bir noktada sen adama dönüp abi bu olmaz diyemiyorsun. Tabii ki doğru. Tabii. Dolayısıyla hani şey olursun. Ben bundan bahsetmiyorum ama. Yok hani o bir yöntem değil diyorsun ya. O yanlış anlarlar onu. Yani, evet yanlış anlamaya herkes çok meyilli. Yani derler ki kimsin lan falan derler onun için. Yani bir şey konuşamaz hale geliyorsun. Yani şeyden atıyorum futbol konuşsan. Diyorsun ki Barcelona bilmem ne o maçta adam iyi oynamadı diyorsun. Vay sen kimsin? Ya ben kimim değil ki ya bir şey söylüyorsun. Burada da öyle. Yani bunun için ki, ben sana daha üstten bir soru sormak istiyorum. Tabii. İnsanlar zannediyor ki ya kardeşim ne yani saygı duydum için bir şey anlamaya çalışıyoruz. Daha üstten bir soru sorayım. Sence bir adam veya bir kadın tamamen konvansiyonelin dışında bir şey yaparak başarılı oluyorsa mesela sihirbazlığı düşün tamam mı? Ben başladım abi kendi kendime yapıyorum. Yalan yanlış bilmiyorum etmiyorum. Fakat çok başarılı oluyorum. Bu noktada bana dönüp oğlum İlker sen haberin yok demeli misin? Yok dememelisin. Çok başarılı oluyorsan dememelisin. Sadece sihirbazlıkta bazı oyunlar vardır. Onları sen kendi başına bazı şeyler vardır. Onu kendi başına yapamazsın. O bilgiye sahip olman. Bazı oyunlara girmemen lazım. Yapamazsın. Evet. Yani olmaz buna yani. Bu kadar basit. Şimdi yönetmenlikte de aynı şey var. Şimdi tabii ki biz polis miyiz abi? Kim nasıl çekiyorsa çeker, nasıl yapıyorsa yapar. Ben demek istediğim şey bak kendi hedeflerine ulaşması açısından değerlendiriyorum şeyi bir yönetmeni. Bunu yani, iyi anlaşılması lazım. Evet yani kendi yapmak istediği şeye 10 üzerinden 7'de ulaşabilmiş bu filmde. 10 üzerinden 10'da ulaşmayı istemiştir. Bence 10 üzerinden 7'de ulaşmış. Aradaki farkın da nerede oluştuğunu söylüyorum. Ama yine şeytanın avukatlığını yapacağım. Geçen aylarda... Adana Film Festivali'ne çağırdılar sinema eğitimi konuşayım diye. Her ne kadar bir palyaço olsam da bu konularda da bana bazen fikir soruyorlar. İşte bir sürü palyaço son derece değerli bir insan yani. Hani... Bir sürü şey konuşuldu. Arkadan bir hoca yani öğrenciler var, hocalar var, akademisyenler var, sektörden insanlar var falan. Ama genelde genç bir kadın hocaymış sinema televizyon bölümünde. Dedi ki işte öğrenciler okumuyor efendim. Shakespeare okumuyorlar falan dedi. Ben de dedim ki okumasınlar veya Potemkin zırhlısı seyretmemişler. Kardeşim şunu diyerek şöyle bir riske düşüyorsun bu demin dediğini diyerek. Yani Stanislavski bilmeyen oyunculuk yapamaz işte. Yok Potemkin, öyle demiyorum. Onu demiyorum. O doğru değil çünkü. Hayır 30 senedir sen bir oyuncusun ulan. Bir kenarda bir barda bir konuşulur lan iki oyuncu arasında Stanislavski'nin adını mı duymadın yani? Ona kızıyorum ben. Yani çüş artık ya. Newton mu ha? Valla benim de fiziğim iyi ama falan demek gibi bir şey bu. Bizim evde elmalar düşmüyor falan. Bizim evde ben kendim düşürüyor. Ya bu olur mu? Cehalet o yani. Öyle şey olur mu? Bunun Konuşulacak tabii. Bu açıklamayı koyduktan sonra buyurun hocam. Şimdi evet, yani teknik konuşalım. Şimdi bir oyuncudan sonuç almak istiyorsun. Şimdi oyuncuların bir kısmı şöyle bir yerden geliyor. Yani o oyunculuk refleksinden, şeyinden kurtulamıyor onlar. Hep oyunculuk şeyi. Bu şimdi evet, bu çok rahatsız edici bir şey. Sen de hiperrealist falan böyle çok gerçek, şahane bir sinema yapmak için uğraşıyorsun, didiniyorsun. Şimdi Nuri'nin gözünden anlatıyorum. Uğraşıyorsun, didiniyorsun. Olmuyor. O şeylerden kurtulamıyor o keskin, o oyuncu bilmem ne şeyinden. Sen de diyorsun ki bak ne yapayım. Ya 100 kere tekrar yaptırıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Hala tekrarlar arasında da kamerayı kapatmıyorsun. Oradaki onun doğal hareketi, bir çayı içerken oyuncu gibi içmiyor, hani molada normal insan gibi içiyor filan. Ki çoğu oyuncu normalde de oyuncu gibi davranmaya başlıyor. İşte, ama bu bazı insanlar ve bazı durumlar için olan bir şey. Onlara da kullanıp hayal ettiği bir doğallık seviyesine ulaşmaya çalışıyor. Bir araya girebilir miyim? Buyursun. Celal Kadri Kınaoğlu mesela biz de program yapıyoruz. Evet, mesela Celal Kadri Kınaoğlu'nun oyunculuğuyla oyuncu olmaması arasında hiçbir fark yok. Abi Celal müthiş ya. Olmasın o. Celal. Böyle çok oyuncu. Tabii. Aynen. Şimdi ama bak, çok basit bir şey söyleyeceğim. Oyunculuk yönetimi nerede başlar biliyor musun? Casting'de başlar. Evet. Sen Türkiye'de bu benim ait olduğum hiperrealist oyunculuk ekolünü bilen ve yapabilen çok sayıda insan olmadığı için, tamam mı? Biraz da mecburiyetten yöntem bulmaya çalışıyorlar. Yani çünkü aslında tiyatro kökenli insanları döndürmeye çalışıyorsun. Yok, tiyatroda da hiperrealist olabilirsin ama bu bir eğitim meselesi yani. O olmadığı için o insanlardan sen olabildiğince doğal bir malzeme çıkartırım niyetiyle yıllarını harcıyorsun. Teyik üstü teyik yani şeyler tekrar yüzlerce binlerce yani. Ama şunu da söylemek zorunda, yani Taner Birsel bir şey yapması istiyorsan onu söylemen yeterli, onu yapar zaten. Anlatabiliyor yani. Doğru söyleyebilirsen yapar. Yani oyuncuyla konuşma şekli şöyle değildir. Nuri böyle yapıyor diye anlatmıyor. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor falan. Yani işte toz ve gaz bulutlarını anlatmak değil. Biz oyuncular öyle çalışmayız. Biz oyuncular bir plan yaparız. Rolle ilgili, karakterle ilgili bir plan yaparız. Yönetmenden beklediğimiz iki çalışma vardır. Bunu yaparken, yani sete gitmeden ya da sahneye çıkmadan önce bunu yaparken o entelektüel çalışmayı birlikte yapıp bazı kararları birlikte oluşturabilmek. İkincisi, sette bizi yönetirken küçük uçağı yöneten pilotun o şeyleri gibi, dashboard'taki o anladığın demek istediğin o ayarlar gibi bizi şey yapmasıdır. Bunu birazcık fazla yap. Şunu biraz yüksel. Bir de acaba bunlar çok iyi. Bir de şu duygudan da bir şey getir. Biz böyle çalışırız. Setteki oyuncunun duymak istediği şeyler fazla, az, işte yavaş, hızlı, kork, kıskançlığı biraz gizle. Bilmem, böyle şeyler duymak isteriz. Evet. Duyguların adını ve derecesinin yani konuşulmasını. Aynı şey gibi. Yani orkestra şefi örneğindeki gibi. Ama bunu yapıyordur zaten. Şimdi hayır, yönetmenler onu yapmaz. Yönetmenler izaha başlar. Oyuncu da dinlerken kafayı sallıyorsa hiçbir şey dinlemiyordur. Dinleyemezsin çünkü. Bir oyuncuya gidip evet şimdi bak şöyle düşün falan dediğin zaman düşünme yeri ve zamanı değil orası. Anlatabiliyor muyum? Düşünme işini biz başka yerde yaptık. Biz şurada düşünmek için bulunmuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu oyuncuyu daha da kastır eder, daha da bilmem ne yapar. Ama bazı oyuncular da onu istiyor bu arada. İşte bu castingle alakalı. Senin yapmak istediğin işe uygun, o dili konuşan, ona yatkın, onda tecrübesi olan oyuncuları bir araya getirirsen zaten bu sorunların önemli bir kısmını çözersin. Bu konuda yani Anthony Hopkins Ridley Scott'u anlatıyordu. Ben onu kendime her zaman örnek almışımdır. Ridley Scott da çok oyuncu yöneten biri olarak bilinmiyor. Yani daha kamera, visual. Tabii. Fakat Anthony Hopkins şey diyor ya, very good directing diyordu. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında şunu yapalım. Mesela bu var. Ben de sana bunu vereceğim. Ridley şunu diyor. Hızlı ver diyormuş herif. Bu kadar. Evet, ama şimdi bunu yönetmenin yapması lazım. Çünkü şimdi biz oyuncu olarak kendi şeyimizdeyiz. Şimdi fotoğrafın bir psikolojisi var. O fotoğrafın hareketli fotoğrafın psikolojisini yönetmenin yönetmesi lazım. Onun için hızlı verecek. Çarp bunun sesi çıksın diyecek. Kararları biz veremeyiz genellikle. Aslında yönetmenin en büyük yardımı o. Evet, onu yapacak. Ama oyunculukla işte konuşuyoruz işte ben sana bu kalemi verirken ben nasıl bir ruh halindeyim falan diye bir şey yok. Yok, önemli değil. Onu şimdi nereden şuradan gözüken bir şey, bunun ruh hali mi olur? Bunu buraya koyacak yani. Ama öyle koymak böyle koymak bir duyguyu anlatır yani. Böyle koymak anlatır. Bunlar yönetmenin. Normal diyaloglu bilmem ne sahnelerde tiyatro yönetmeni gibi yani gerçek oyunculuğun olur. Önce metni anlaması lazım. İşte orada yönetmen olacak. Ama bir şey soracağım. Daha somut örneklerle gidelim. Filmde şöyle bir sahne var. Birkaç kere de tekrarlanıyor. Abi sana börek aldım diyor. Hatırlıyor musun? Ben şeyi anlamıyorum ya. Abi sana börek aldım diyor. Hı. Ha sağ ol ya falan diyor. İşte, peynirli mi diyor. Yani hiçbir şey yok. Hı hı. Bu sahneyi önce ne yapmak istiyor? Şimdi Nuri Bilge'nin kodlarından bir tanesi bu. Diyalogların çoğu şöyle başlıyor. Ya diye başlıyor. Hı. Ya bol miktarda ya. Çünkü bu zor lafları, uzun uzun lafları biraz böyle yenilir, yutulur hale getirmek için nida eklersin. O bir süre sonra sette şeye döner, bir alışkanlığa döner. Onun doğal olduğuna sen inanmaya başlarsın. Yönetmen inanır, yönetmen daha çok inanır, sen daha çok inanırsın falan filan. Öyle bir garip bir şey vardır. Ondan sonra farkındaysan hepsi öyle koşacak. Ya bilmem ne, ya bilmem ne, ya bilmem ne, ya bilmem ne. Bu zorluğu gösteren kodlardan bir tanesi. Ama diyaloğun anlamını... Öbürü de işte börek mörek filan, öbür filmde de yok işte banda yoğurdu vardı, şu vardı, bu vardı. Tarantino'nun hamburgeri bilmem ne falan. Bunlardan emin ol çok sayıda çekmiştir. Montajda kimini atmıştır, kimini çıkarmıştır çünkü falan filan. Evet 6 saat miymiş neymiş montajı? Börek gibi sıradan bir nesnenin oradaki tırnak içinde o hiperrealliğe katkısı. Tamam onu anladım. Onun ama bunun yapmıştır. Oyununu nasıl vereceksin? Onun oynanacak bir tarafı yok. Börek börektir yani o kadar şey değil. Ama çok özel bir durumsa mesela sevgilin seni börekçi de terk etmiştir. Ertesi sahnede de al sana börek getirdim diyorsa arkadaşın kinayi bir şekilde o oynanır. Ama şimdi börek her iki kişi yayar. Ama börek iki kere mesela geçiyor aralarında. Ya işte çok da oralarda doğal ve gündelik hayatı ilgilendirecek nesne, obje, şey aramışlardır. Çay vardır, börek vardır. Ne olacak başka? Ama ben şeyi anlamıyorum. Çehov'un bize öğrettiği bir şey var yok. Vardı ya abi hani. Duvardaki tüfek mi? Evet yani o börek olmayabiliyorsa niye var o filmin içinde? Onu bana sormayacaksın. Onu yönetmene sormak lazım. Işte. Ama şunu söylemek zorundayım. En azından şunu dedirtiyor. Yani öyle bir mahrumiyet ki mesela sıradan bir börek bile bir olay oluyor. Yani olay oluyor diyelim geçelim. Yani onlar şey değil. Filmdeki asıl ilginç kısım şu. Farkındaysan bizim karakter yine modernizmin kurumlarının tek tek dolaşıyor. Ve hepsi çöküyor. Hepsi çöküyor. Yani askere gidiyor. Milli Eğitim Müdürlük. Şimdi bu insanlar niye var? Niye müdürlük var? Müdürün odası var. Niye işte bir asker var? Askerin odası var. Daha önce bir inşaat vardı. İnşaat yapan adam vardı mesela. Veteriner var mesela. Veteriner de bir müessese falan. Ama bildiğimiz veterinere benzemiyor. Baytar gibi. Bizim şeyin oynadığı. Yüksel'in oynadığı. O da bir kurum. O da bir kurum değil mi? O yönetmen yani? Yüksel Aksu bu arada. Evet. Yakın zamanda da film çektik beraber. Aynı şey. Yani bizim karakter ne yapmaya çalışıyor? İşte modernizmin kurumlarını tek tek dolaşıyor. Sonra kızla çok ilginç bir şey oluyor kız. Gerçekten 19. yüzyıl karakterleri, roman karakterleri gibi iç içe geçmiş bir sürü duygu. Yani ne kadar yapılmış o tartışılır. Ama böyle bir şeye kalkışması bile bir yönetmenin bence haber değeri içeriyor. Yani cesaret, saygı duyulması gereken bir şey. Yani ikili insan ilişkisinin içindeki katman katman duygular. Yani acıma, aşağılama, aidiyet falan sayabildiğin kadar. Bütün bunların bir amalgamını çıkarmaya çalışıyor. Fakat bizim bildiğimiz sinemada, senin bildiğin sinemada, benim bildiğim sinemada duyguların görüntü karşılıklarını bulmaya çalışırız. Yani eylemlerle duygulara gitmek benim yazarlık usulüm de odur. Nuri bilmez mi bunları? Tabii hepimizden daha iyi biliyor. O da anakronik bir şey yapıyor. Yani duyguları çatır çatır adını söyleyerek, çatır alttan bahsederek. Yani şimdi deli olması lazım bir insanın bunu yapması için. Tamam mı? Yani şeye benziyor bu film. Hiçbir kovalamaca sahnesinin olmadığı bir polisiye filme benziyor. Sadece dedektifler oturmuş olsa bence öyledir. Ya falan yerde onu orada öldürmüş. Ama bunlar yok. Bu sahneler yok yani. Ne ben zaten aslında yani dünyada şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu delilikte bir film. Ceylan'a benzer sinema yapan hiçbir insan yok. Ben tanımıyorum yani. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Yani akıl alır gibi. Başta Metin Erksan'ı da onun için söyledim. Ben mesela Sevmek Zamanı'nı çok severdim. Tekrar seyredince çok şaşırdın. Gayet kötü bir film. Evet, yani evet. Kötü derken şöyle. Kendi niyeti içinde kötü. Dağlı şekilde kötü bir film. Evet, yani evet. Aynen öyle. Kabul edilebilirin çok ötesinde bir film. Evet, evet. Fakat çok kıymetli çünkü kimse öyle bir şey yapmadı dünyada. Onun için yani şimdi bunlara şey gözüyle bakalım. Bünüel'e ne diyeceksin? İyi yönetmen mi? Bünüel'dir yani. Nuri Bilge, Nuri Bilge'dir. Metin Erksan, Metin Erksan'dır. Bunun çok değerli bir şey olduğunu bilmemiz lazım. Çok da rock'n'roll, çok da delice bir şey bir taraftan da ya buna kalkışması. Zaten... Bakıyorum abi 194 dakikalık film seyrettiriyorsun insanlara ya. Çok acayip. Ya Ya biz festivalde Ahlat Ağacı gittiğimiz zaman abi orada da tabii aralıksız manaksız o film de 3 saatlik film yani. Belli bir noktada benim içim geçiyordu neredeyse. Yani ben filmin oyuncusuyum. Yani ama insani bir şeyden bahsediyorum yani. Bir de çok dikkat gerektiren işler bunlar. O lafları anlamaya çalışıyorsun. Ne diyor bu insanlar bilmem. Bir gayret gösteriyorsun. Bir çaba gösteriyorsun filan. Bir yerden sonra da tabii o çaba gösteremez hale geliyorsun. Kopuyorsun film. Çünkü senin daha önce dediğin gibi insan ilgisi bedava değildir. Evet. Ama işte bütün bunları bilen, bütün bunlara rağmen bunu yapan bir yönetmene de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmıyor geriye. Tamam gerçekten. Saygı duyalım da ne yapalım? Hazır ola mı geçelim yani? Hazır ola geçmeyelim. Ona da ben çok sinir oluyorum. Türkiye'de böyle bir alışkanlık oldu. Hazır ola geçmek. Herkes birilerini bir anda böyle bir önemsemeye başlıyor. Bir şeye başlıyor. Başka bir kategoriye böyle bir mistik bir yerlere bir sokmaya çalışıyor. Yani günün sonunda hepimiz bir şeyler yapan eden dünyada. Bu otör yanılgısı ama işte. Ya evet otör yanılgısı doğru. Yani böyle kendine ait sineması olan, yazan, yöneten insanların hava oluyor. Yani tamam saygı duyalım edelim de genelde tartışılamaz hale geliyor. Genelde işte otörler yani. Kendi ateşleriyle yanıp yok olurlar abi. Artık kendi otörlüğünün esiri haline geliyorsun. Yani ben buyum ve şimdi, ben o izleri görmeye başladım. İşte burada bu yine sanat kuramı açısından ilginç bir şey. Bir insan ne zaman kendi karikatürüne dönüşür? İşte ben kendimden bahsedersem konuşmak çok kolay. Yani kimseden değil, kendi sanat hayatımdan bahsedersem konuşmak çok kolay. Bir oyuncu olarak değil. Bir sihirbaz olarak evet. Evet ben sihirbaz olarak artık kendi karikatürü olmuş bir adamım. Fakat ne demek o? Abi şöyle bir şey, şimdi sahne şovlarında işe başladığım zaman bir şey yaratmaya çalışıyordum. Bir sahne kişisi bilmem ne falan filan. Sihirbazlıkta son derece kazık bir iş olduğu için zaman içinde bu oturdu ve seyircide bir karşılığı oldu bilmem ne. Ben şimdi yeni bir sahne kişisi, yeni bir anlatım tarzı, yeni bir varoluş sergilemek durumundayım. Ama bunu yapamıyorum. Çünkü bu beğenilmiş ve kabul edilmiş ve benim yapmaktan mutlu olduğum bir şey. Farkında olmam. Sihirbaz olmuşsun. Farkında olmam. Evet ama farkında olmam değiştirmiyor. Kendimi bir karikatürü, bir tıpkı basımı, bir reprodüksiyonu olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Peki üzücü mü bu? Şimdi bir yerde üzücü olabilir. Yani farkında değilsen bile. Yani sen aslında nasıl söyleyelim? Ya gülünecek bir adamsın ama sana saygı duydukları için gülmüyorlar gibi bir şey oluyor. Ama benim sahnede yaptığım de zaten kahkahalarla dolu bir pratik olduğu için o arada kaynıyor gidiyor. Ama evet günün sonunda 25 sene sen bir sahne karakteri... Hayır numara önemli değil. Bir sahne karakterini 25 sene kurmuşsan sen artık bir şeysin. Yani kendinden başka bir şeysin. Kendinin dışına çıkma ihtimali mi? Evet. Yani biraz da benim gibi şuursuz bir adamsan o zaman bir karikatür oluyorsun. Ama bak bunu şimdi... Kendim için rahatlıkla söylüyorum. Bunu yönetmenler için de söyleyebiliriz. Yani üslup bir yerden sonra şablona, şablon da bir yerden sonra karikatüre döner. Bunu Ridley Scott için de söylersin. Hitchcock için de söylersin. Yani bir noktada ölünce ondan yırtıyorsun. Çok ilginç bir şey bu. Peki yapmasın mı insanlar? Yani çok ilginç. Onun cevabını vermek çok zor. O bize düşmez. Ama mesela var ya atıyorum Picasso'nun dönemleri var. Bilmem ne dönemi, mavi dönemi, yeşil dönemi falan filan değil mi? Yani çeşitli dönemleri oluyor ressamların. Bambaşka böyle sanatçılar var. Yani sinemada da var. Ama Nuri Bilge o anlamda bir değişim geçiriyor. Geçirdiği değişim bu yoğun diyaloğun buraya gelmesi. Ama kodlar aynı kodlar. Bu beni düşündüren, konuşturan bu. Yani bugün yaşadığımız dünyadaki sanat üretiminin belirleyici koduna ne diyorlar biliyor musun? Metamodern diyorlar. Metamodern. Postu da geçmiş artık. Postu da geçti. Metamodern. Metamodernliği yapan şu. Birincisi tarafgirlik. Yani seni ilgilendiren bir konu, üretilen ilgini çekiyor ve onun nasıl üretildiği, iyi mi kötü mü falan filan o kadar önemli değil. Yani mesela konu atıyorum Vogue'la ilgili bir şeyse, yok azınlık hakları falan filanla ilgili bir şeyse, aa diyorum ne kadar güzel ve ne güzel oynadın, ne güzel film diyorum. Ama değil o aslında. Adam da iyi oynamadı, film de iyi değil. Sadece konu seni iman tazelettiği için şimdi bu oldu. Birincisi bu. İkincisi hikayelerin neden sonuç ilişkileri, rasyoneliteyle oluşmuş bir yapısı var. Bu hikaye dediğin ta Dede Korkut masalından itibaren böyledir. Yani bir rasyonelitesi var. Bugün yaşadığımız dünyanın rasyonelitesi kırıldı. Fragmanlara ayrıldı rasyonelite. Postmodern teoriye geldik. Ama değil metamodern diyor ki bu kırpıntılar diyor. Yani biz bu kırpıntılar içindeyiz. Şimdi postmodern, postmodern'de şu vardı. Postmodern'de modernizmin kurumlarını parçalayan yakalayıp onunla dalga geçiyorduk biz. Yine modernizme ait bir şeydi postmodernizm. Modernin içinde, postmodernin içinde rasyonellik vardı. Şimdi rasyonellik ortadan kalktı. Yani Nuri Bilge'nin filmini metamodern mi? Hayır değil. Nuri Bilge'nin filmi postmodern bir film. O yüzden sosyolojik açıdan çağın gerisinde. Çok yenilikçi görünüyor ya mesela. Dördüncü duvarı kırdı, o oyuncu çıktı, şeye girdi. Bir o baktık. İşte dördüncü duvarı kırmak. Yani en dramatik sahnede oyuncu bir çıkıyor. Ondan sonra seyretmeyenler için söylüyorum. Bir çıkıyor. Aa, orası meğerse film setiymiş. Bir dolaşıyor film setinde. Tekrar geri dönüyor sahnenin içine. Bir yabancılaşma efekti gibi. Brechtian anlamda yabancılaşma efektinden daha çok postmodern anlamda bir yabancılaşma efekti. Kendi sinemasını da, yani bu illüzyonun mostrasını bozan. Kendi sinemasını da yıkan. Kendi sinemasını da yıkan jest ama diyelim. Ama normalde filmin içinde böyle bir yıkıcı tavır yok. İşte evet, o ayrıca tartışılır. Filmin içinde böyle bir yıkıcı bir tavır yani olmamasına rağmen. Ama filmin kendisi, film, the film denen şey bir yapı olduğu için burada bir postmodern bir atraksiyon bu. Ama çok üzgünüm ama birisinin bunu söylemesi lazım. Üzgünüm ama o geçen perşembeydi. Geçtik biz oraları yani. Oraları geçtik. Yorumlar yani. Sayın seyirciler şu anda. Ama kusura bakmayın. Ben ne yapayım? O haklı. Bak, bu kız bak sersem konusunda haklı. Ya baş sersem benim yani. Yok, ben daha sersem. Senle de evet yarışırız. Dünyanın en kötü insanıyım ben. Evet. Kötü değilsin. Bu kız çok beğenmiş. Hiç kötü değilsin. Arkadaşıma kötü diyorlarsa demesinler. Çünkü o kötü değil. Bak, kötü değil. Değil yani, bu kadar. Ben yapamıyorum ya öyle bir film. Mesela bunlar bile bana şey diyor. Hocam şöyle bir film yapsanıza falan diyorlar. Heriflerdeki cürete bak. Yapmayın çocuklar. Devamlı söylüyorum. Film işleri bitti ya. Yapmayın film. Bitti film. Hayır. Bence burada daha vahim bir durum var ya. Yani görüyorlar onu. Tamam mı? Şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın filminden çıktık. Ya hocam siz de yapabilirsiniz diyorlar. Bu çok... Yani Nuri Bilge adına çok kötü. Yani demek ki dini ona yakın görüyorlar. Yani hani yapabilirim gibi halbuki. Şimdi şöyle yani açıkça söyleyeyim. Yani zeka, beceri, varoluş itibariyle sen her şeyi yapan, yapabilen, abi yapacak bir insansın. Şey yani burada bir haber değeri yok bunun. Ama yapma. Yani. Yok, ben orada senden ayrılıyorum. Ben filmlere çok sıkıldım filmden. Filmin işinden çok sıkıldım yani. Gerçekten şey bana ilginç geliyor. Bravo Nuri Bey. Yani 3 yıl falan, galiba 5 yılda bir film çekiyor değil mi? Tabii. Yani uzun sürüyor çekmesi. 5 yılda bir abi, 5 yıl bununla yaşıyorsun. Tabii. Nuray'la, Kenan'la evet, falan. Evet, yani evet. Korkunç bir şey. Bir mi? De hayatında görebileceğin, görüp görebileceğin en disiplinli insandır yani. Belli, her şeyi çok bellidir. Saati bellidir. Hatta hatıralarında bir şey yazar. Onlar hep açıp gülerim yani. Diyor ki o gün diyor çok sıra dışı bir gün geçirdim diyor. Öğleden sonra diyor bir öğlen uykusu çektim. Tamam mı? Yani çünkü o kadar şey ki o disiplini ders gibidir yani o anlamda. Bu şeye benziyor biliyor musun yaptığı film? Mesela biz YouTube'dayız ya şu anda. Benim yıllarca söylediğim şey vardı Marshall McLuhan'dan. Hani Meet to Miss the Message. Mesela YouTube'a çıkıp biz böyle dursak abi. Evet, bir şey o. Tabii. Böyle 6 saat dursak mesela. Abi hidrolik pres koyuyorsun. 2 milyon seyrediyor insanlar yani. Daha fazla seyrederler. Şimdi ikimiz dursak böyle bir saat falan. Hadi duralım ya. Tabii. Daha fazla seyrederler. Yani şey... Ve ağlamaya başladı. Bir noktadan sonra. Bu medium meselesi de çok ilginç. Yine Nuri'ye getireceğim lafı. Cineplex bilmem ne maksimum filan o sinemalarda yani dünyada hani şey Marvel filmlerinin oynadığı yerlerde oynuyor bu filmlerde sonuç olarak. Değil mi? Evet, o çok ilginç. Ama aslında aynı mecra değil. Değil. Yani aynı ekonomide değil. Çok ilginç. Yani şimdi ya oraya düşmüş o yani. Ekonomik şeyleriyle, aritmetiğiyle bakarsan böyle bir filmin yapılmaması lazım. Bizim olduğumuz salonda 4 kişi vardı. Mustafa çıktı, yemek yedi, geri geldi falan yani. Aynı sahneye geri dönmüştür sonra. Şey dedi, ne oldu diyor. Ulan dedim ne oldu, bir şey oldu yok. Aynı şey oldu. Yani ama yine de düşünsene çok rock'n'roll ya. Ya böyle bir ekonomi yok. Böyle bir yer yok, tamam, gösterme yeri yok, bir şey yok yani. Bunun şeyi var. Avrupa bunu yapıyor. Avrupa bunu fund ediyor. Evet ama o yani kaç para olacak abi? Toplamı kaç paralık bir şey olacak yani? Çok önemli değil ki. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçek sanat yapan şey bazen de etkisi oluyor. Yani etkisi çok büyük, düşünsene. Artık. Ama bak işte Nuri'nin hala var. Yani etkisi yok. Ama konuşuyoruz abi. 10 sene sonra da konuşacağız. Ben konuşmazdım. Sen istedin diye konuştum. Tamam, yok hakikaten sinema önemini kaybetti abi. Kimse evet, yani evet. Bitti mesela şu an çok eskide kaldı aslında bu film. Yani haftalar... Evet, yani yine de benim demek istediğim şu. Hani bu karmaşanın içinde kendine değerli bir niş açabilmiş olması ve bunun devam ediyor. O nişteki kandilin hala yanıyor olması falan filan, bunların bir değeri var. O kandil bir kere yandı mı çok kolay sönmüyor. Sönmesin de yani. Şunu söylemek istiyorum. Mesela eğer bir sonraki filmi de aynı kodların içinde olacaksa tahmin ediyorum... Birçok insana ilginç gelmeyecektir artık. Ne zaman kime ilginç geldi ki, ben onu anlamıyorum. Hayır yani sadık seyircisine de ilginç gelmeyebilir. Şimdi evet, bu filmde ilk defa şeyler duydum. Ya işte hani bir şey var. Çok beğenenler her zamanki gibi var ama ya bu muydu falan diyen de var. Bir şey başlamış. Ya büyük ihtimalle benim tanıdığım Nuri Bilge büyük ihtimalle başka bir kanaldan, sinematik kanalda, başka bir anlatım kanalından, kendiyle başka bir ilişkiden falan filan buralardan gidecektir. Bizi belki de atıyorum yani şeyi o kadar büyüttü ki artık işte bu kocaman diyaloglar bilmem ne. Belki de Şak diye bir sonraki filmi dünyanın en minimalist filmi olacaktır. Yani 5 tane katla 3 tane diyalogla geçireceği yapıt olabilir. Yani hafife alınacak bir dünya değil onun dünyası. Çok çok zengin bir iç dünyası bence olan bir insan. Gerçekten tabii, enteresan. Tabii. Ama bunları bize konuşturuyor zaten, olması da bence çok değerli. Zaten şey yapacağını da yaptı yani. Yani şöyle çok önemli filmler yaptı. Evet. Hani bundan sonra hiçbir şey yapmasa da olur. Olur tabii. Ama yine bu filmle ilgili benim kendimi iyi hissetmediğim yerlerden bir tanesi bu siyasi konuların tartışılması oldu. Onlar kötüydü. Sebebini de söyleyeyim. Yani bu hani bir şeye ya dokunursun ya tutarsın şey, yani şu böyle eğreti tutuşlar beni dramatik yazarlık açısından rahatsız eder. Ama bütün yani sineması eğreti tutuş üzerine olmuş. Evet, evet. Ama o karakterler, yani özellikle Nuray karakteri dibine kadar politize olmuş, hatta bunun için çok ağır bedeller ödemiş ve müthiş risklere girmiş prototip bir eylem insanının kenardan tutabileceği bir şey değil o. Anlatabiliyor muyum? Yazarlık tekniği açısından o karakterin varoluşuna koyman lazım ve tabii şimdi burada... Nuray'ın varoluşuna koymuş aslında. Koymuş ama bana kalırsa evet, o iliştirilmiş üstüne... Böyle tutulduğu için duruyor ama orası teflon tava. Böyle yaparsan vicdi iner aşağıya. Ya Nevzat Hoca çok ilginç bir şey söylemişti. Ben işin başka bir yönüne geleceğim. Senin fikrini merak ediyorum o konuda. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna. Kürk Mantolu Madonna'yı konuşurken söylemişti. Bu sadece Nuri Bilge Ceylan'la ilgili değil. Yeni Türk sineması denen şeyin şöyle bir problemi var. Karakterler inanılmaz derecede itici. Aa güzel. Ben böyle bunu biz Nevzat Hoca ile konuşurken Nevzat Hoca şöyle ilginç bir açıklama yapmıştı. Şimdi Raif Efendi'yi konuşurken beni çok şaşırtan bir analiz yapmıştı. Bence biraz tartışmalı ama Cumhuriyet tarafından, yani aslında modernizm tarafından iyiliş edilmiş adamların öyküsü bu demişti. Yani bu adamlar çok abi güzel. Bir erk ve erkeklik sorunu var Türk sinemasında. Çok güzel. Karakterler hiçbir şey beceremiyorlar ve inanılmaz derecede pasifler ama bir yandan da agresifler, evet, mutsuzlar, evet, beceriksizler, iğrençler. Yani çok neden güzel böyle ya? Çok şey gibi değil mi? Zebercet yani. Evet, Zebercet yani. Anayurt hep bu. Yani Zebercet. Bütün Türk, yeni Türk sineması bu. Yani hiç neredeyse istisnası yok bunun. Ben tabii film tarihçisi değilim ama şimdi bu söylediğinle beraber evet öyle bir şablon ben de görüyorum. Yani Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı'nda da aynı şey var. Oradaki karakter de öyle. Şimdi ben günün sonunda bunu, bütün konuları hep şeye getirmek istiyorum. Teknik anlamda yazarlığa getirmek istiyorum. Yani sinematik yazarlık dediğin şey için sinemanın ne işe yaradığını içselleştirmesi lazım insanların. İşte bu sinemaya çok ters bir şey bu soru. Evet ters, çünkü sinema dediğin şey demin söylediğim gibi, yani benim anladığım, benim inandığım sinemada duyguları eylemlerle göstermeye çalışırsın. Aksiyona geçmesi. Yani aslında şey üzerinden emotionlar üzerinden feelingler, İngilizcesiyle söylersek. Yani insanların edimleri üzerinden iç dünyaların, duyguların iç dünyaları göster ve bütün hisler üzerinden, evet, duygular gibi falan. Yani bütün oradaki şey sihir odur yani sinemadaki bütün. Ve bunu da çok başarılı bir işi bilen bir yönetmensen kurduğun atmosferle, çekim planlarıyla, fikirlerle, yaklaşımlarla daha böyle psikanalitik bir yerlerden, daha böyle bilinçaltının bir yerlerini kontrol ederek falan filan, müzikle falan filan, o sanatın büyüsü o. Şimdi şeyde, burada karakterlerde şey olduğu zaman eylemsiz karakter, yani egzistansiyalizmin karakterleri gibi. Yani ben sonunda Zebercet gibi. Öyle yani. Atla artık dedim ya. Öyle atla geber yani, değil mi? Şimdi hani yapmamak üzere. Yine bununla ilgili sözünü kestim, yine bununla ilgili. Bir tane film var, Danimarka filmi. Çok benzer bir konuyu işliyor. Hunt diye bir film var, seyrettin mi? Danimarka'da bir ilkokul öğretmeni öğrencisi Evet. Şey diyor, birden beni taciz etti diyor. Evet. Abi aynı konu çok daha iyi bir film. Yani iyi tabii, şimdi yanlış anlaşılır ama yani seviyorsun karakteri, hani acıyorsun bir yandan, ulan diyorsun ki acaba yapmış mıdır? Hani çok... Şimdi asıl mesele o film bu film değil. Karakterden konuşuyorsak bu filmdeki karakter bir karakter değil. Nefret ediyorsun abi. Hayır, şey değil yani, bu bir eksiklik midir yoksa bir tercih midir, onu başkaları yanıtlasın. Ama bir karakter değil. O dünyaya, o manzaranın içine yazar tarafından konulmuş birisi bu. Figür yani. Bir figür o. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçekliği yok. Gerçek ama şimdi bu bir tercihtir demek başka bir şey. İşte bir kazadır demek başka bir şey. Hiper gerçekçi bir film yapmak isteyen işte ya da işte tartışılır o. Evet. Yani adam tam da onu yapmak istemiştir belki yani. Olabilir. Ona da bir şey diyemeyiz. Biz ama böyle ne şiş yansın ne kebap. Evet ama çalışmıyor yani. Ne çalışmıyor? Ha, yani evet. O karakter çalışmıyor. Yok, yani şey açısından çalışmıyor. Hani bu da bir tercih olabilir de hani o ilgiyi, o merakı bilmem neyi bize uyandırmıyor. Tabii. Şeyi seyrettim yine, Kuru Otlar, o da Kurak Günler. Seyrettin mi? Seyrettim evet. Abi aynı şey. Yani böyle bir savcı, evet. Şimdi şey demek istiyorum. Böyle bir savcı olmaz diyorum. Kızdılar bana Adana'da. Olmaz. Ama böyle bir savcı olmaz. Böyle bir savcı olmaz abi. Olmaz. Yok yani. Yani şey açısından olmaz. Hayır. Karakter özellikleri itibariyle değil. Kurum olarak olmaz. Evet. Yani bir Cumhuriyet Savcısı. Cumhuriyet Savcısı o tek başına bir insan değildir. O kocaman bir müessesedir yani. O yalnız kalamaz. Senin savcı falan. Gördün mü abi? Savcı. Olmaz. Öyle bir şey söz konusu. Savcı var ya böyle. Ama mesele değil o. Emin işi bilmeyen bir adam değil. İşte bu tam da bizim anlamakta zorlandığımız bu yeni hikaye, bu işte yeni yani işte metamodernizm bu. Evet. Yani daha hikaye aslında yok, fragmanlar var. İdeolojik bu. Yani evet. O bir savcı değil, o bir savcı ideası. O bir ideal, onun gibi bir şey. Ve hikayenin toplamı falan artık önemli değil. Serpiştirilen hikayenin parçacıkları bize onları sunuyorlar artık. İstiyorsan diyor kendi kafanda otur, kendi filmini çek diyor. Ben sana veriyorum. Evet yani onun için ben artık şeyden de çekiniyorum. İnsanlar diyor ki falanca filmi seyrettim mi? Çok güzel bilmem ne. Nasıl bir abi şöyleydi böyle, eyvah diyorum, tamam neyle karşılaşacağımız ortada. Yani o parçacıklar ilginç ama bir araya getirilmemiş. Öyle bir öyle bir beceri yok ya öyle bir gayret yok falan oluyor. Ben de hayal kırıklığına uğruyorum çünkü ben bu dünyaya ait bir insan değilim olarak. Değilim ben yani. Efendim beğenmek değil yani, bana hitap etmiyor bu tür şeyler. Yani ben eski usul bir insanım. Benim için ben neden sonuç ilişkisine bakarım. Karakterin karakter olmasına bakarım. Macera yani her anlamda karakter değişimi, dönüşümü bilmem nesine bakarım. Ama bu demek değildir ki yani bunlar da ayeti kerimedir. Yani bu benim şeyim bu. Ben bundan zevk alıyorum. Bana kalırsa asıl ustalık da odur. Ben de olarak görüyorum. Yani bunlar fikir. Ya o bir savcı fikri aslında. Evet, yani orada bir şey anlatmaya çalışıyor ama abi öyle bir savcı, öyle bir gazeteci olması gerekir mi? Hani gerçekliği. Hayır. Gerçek olması gerekir mi? Bir mecburiyeti var mı? Bir tiyatro oyununda bunu söylemezsin belki. Hani kurulmuş olsa, bir absürt bir yapı kurulmuş olsa. Aklıma şunu getiriyor. Kendime karşı çıkacağım şimdi ama mesela kız neydi o küçük kızın adı? Sevim karakteri muazzam. Yani evet o kız yani biliyoruz o kızın olduğunu. Fakat öbür karakter o kadar gerçek dışı ki konuşmuyor gibiler ya. Yani bir şey söylüyor. Evet. Kız hiçbir hayal gibi. Aslında o anlamda çok başarılı. Tabii. Yani. Ama bu tamamen tercih mi böyle mi oldu bilmiyorum ama öyle yazıldığı gerçek. Fakat de söyleyebilirim. Yani bu filmde, Nuri'nin son filminde iç içe geçmiş birkaç film var gibi. Evet. Değil mi? Yani sadece oradan bir film çıkarmış. Sanki gibi birisinin filminde baş kahraman bir filminde birisi figüran ya. O aynı zamanda o figüran olan da bir filmi var yani öbür tarafta gibi. Yani aslında hayatta da öyle. Mesela biz bir filmin içinde başroldeyken başkasının filminde yan rolde oluyoruz değil mi? Yani veya oluyoruz, figüran oluyoruz. Bu arada ben Sevmek Zamanı'nı da konuşalım derim. Sevmek Zamanı. Metin Erksan'ı konuşalım mı? Tam manasıyla konuşalım. Olur. Hak ettiği şekilde konuşalım. Çünkü Metin Erksan. Sevmek Zamanı'nı seyrederken şunu düşündüm. Ben onu bir daha çekmek istiyordum. Yani çok gençken. Yapılamayacağını anladım ama aslında çok güncel bir temayı, yani bugün için çok önemli bir temayı bastı. Yani dahiyane tarafı var filmin. Resme aşık olmak diye bir şey uydurmuş O iyi fikir. Evet. Fakat Dorian uygulama Gray'in, çok kötü. Dorian Gray'in portresi. Yani tabii. Ama çok çok hoş. Çok hoş yani. Delilik. Pör diye bir şey çıktı. Bu ama başka. Hörda da komplike bir şeydi. Öyle iyiydi, fena değildi. Hiç daha internet yokken Metin Erksan resme aşık olmak diye bir mesele yok yani ortada. Ya bunlar çok başka türlü insanlar. Kafa evet, bambaşka ya. Bundan 50 sene öncesinin, daha öncesinin dünyasının içinde sadece bunlar hayal etmek değil. Bir de gerçekleştirmiş 50 yani sene sonra bize konuşturuyor içinde, ya bunlar. Yeşilçam'ın içinde yapılamayacak ya bir şey. Yani deli saçması. Zaten. Hayır vardı. Yani evet. Türkiye'de Yeşilçam'da yapamazsın. Yapamazsın ya. Tabii canım. Ama yani yapmıyor kimse abi. Atıf Yılmaz o sırada Türkan Şoray'la. Hayır bu arada sevgili arkadaşlar film çekiyorsun ya. Film çekmek son derece pahalı bir şey. Ama zaten böyle bir şeyin parasını filmle, nereden buluyorsun? O filmle bir şey, bütün parasını orada kaybetti. Yani Yeşilçam'a film çekip kazandı bütün parayı Sevmek Zamanı. Ama o bile çok büyük olay yani. Hani mümkün değil izlenmesi. Ben de isterdim bütün paramı bir filmde kaybetmeyi. Bir filmde kaybedecek kadar bile param yok yani. Ama hala YouTube'da böyle atıp tutuyor. Evet yeter bence ya. Eğlenceli yeter. Bir sohbet oldu. Bence bundan sonra herhangi bir Nuri Bilge filminde rol almayacağınız kesinleşti. Yok niye öyle diyorsun? Şöyle bir Nuri Bilge Ceylan şeyiyle kapatalım mı? Sahnesiyle. Çay koydum. İçer misin? Şeker koymadım ama. Şeker koymadın mı? Yok. Şeker mi? Koysan iyiydi ya. Yapma be. Ha. Neyse şekersiz de içilir ama. Yok ya dur koyayım ya. Ha? Yok yok ya ben yaparım. Yeni mi demledin sen bunu? Ha? Yeni mi demledin? Ha? Yeni demledim. Taze demledim. Tamam içerim ben bunu. Ha bu arada aradı. Senin ev sahibi aradı. Seni evden atacakmış. Ev sahibi mi aradı? Ha, ev sahibi. Niye aradı? Bilmiyorum. Evden atacakmış. Öyle bir şey söyledi. Evden mi atacakmış? Öyle dedi ama bilmiyorum. Belki de ben yanlış anlamışım. Oğlum ne dedi? Tam söylesene. Ya bilmiyorum işte. Öyle bir şey söyledi. Ev dedi falan dedi. Sen gelince ona söyle ben atacağım dedi falan dedi. Çay yapmadın sen ya. Şeker koysaydın. İyiydi ama neyse. Hadi bakalım. Benim bir işim var. Sen, ben yaparım sana ama.